Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve Yeni Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet şöyle yine elimde tek renk hardar sarısı bir tülbentim var. Şöyle içine de çok güzel renklerden oluşan çiçekleri yapacağız. Şöyle ilk önce tabi tığımın numarasını göstererek başlayalım. Çimenimiz bu şekilde devam edecek. Böyle hardal sarısının kendi renginden çimenini yaptım. Tülbentle aynı birebir renkten. Üzerine de bu çimenin üzerine de güzel bir böyle model yapacağız. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şöyle ilk önce İkişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini yapıyoruz. 696 numaralı videomda tüm püf noktalarıyla kenar tığlama işlemi mevcut arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik ve 7 tane üçer zincirli tığ battı hazırlıyoruz. Burada 6 tane daha önce hazırlamışım. Şimdi burayı bir tane daha yapıp 7'ye tamamlayalım. 3 zincirimi çektim. Hemen tığ battığımın içine giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4 ve 5. Şöyle ters tarafına çevirdim. Bir tane yuva bırakıp ikincinin içine bu 5 zinciri bu şekilde kapatıyorum. Bir zincir çekerek dönüşümü yaptım ve bu 5 zincirli yuvaya bir tane sık iğne yapıp kenar dönüşü yapıyorum. Bu şekil çok güzel duruyor ve 12 tane zincir çekiyorum sıkı sıkı. 3 4 6 7 8 9 10 11 ve 12. İpim Leylak marka hem de çok güzel esnettim. Esnetince hem incecik oluyor hem de kalıp gibi bu şekilde dallar oluyor. Evet 12 zincirimi kapattım. Yine 12 zincir. 6 7 8 9 10, 11 ve 12. 12 zinciri kapatıyorum bu şekilde. Bu ikinci dal. Yine 12 zincir. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 zinciri kapatıyorum yuvaya. Üçüncü dal. Yine 12 zincir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 şöyle sık iğne ile sabitliyorum yine 12 tane zincir 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 zincirimi yine bu 5 zincirli yuvanın içine kapatıyorum bu şekilde 5 tane dal hazırladım ve başında olduğu gibi sonuna da sık iğne yapıyorum ki bu yapmış olduğum dallarım kalıp gibi dursun ve 3 zincir çekerek şöyle tığ battı yapımına başlıyorum. Buraya 7 tane bu şekilde tığ battı hazırlıyorum. 1 2 ve 3 zincir ikinci, 3 üç zincir 3. 3 üç zincir 4 3 zincir şöyle 5 3 zincir 6 ve 3 zincir 7. Bu şekilde 7 tane tığ battı yaptık. 5 zincir çekiyorum. Şöyle çevirdim 5 zincirimi. Bir tane bırakıp ikincinin içine giriyorum. Bir zincir çektim. Şöyle dönüyorum düz tarafına. 12 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 zinciri çekiyorum. Buraya sık iğne ile sabitledim. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 zinciri çektim patıyorum. Yine 12 zincir. 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 zincir ve buraya. 5 tane bu şekilde dal yapıyoruz. Yine 12 zincir. 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 zinciri bu şekilde kapattım tekrar 12 zincir çekelim şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 kapatıyorum 12 zinciri buraya sağ ve sık iğne ile dibine bir tane giriyorum 5 tane 12 zincirli dalı 5 zincirli yuvaya hazırlayıp başına ve sonuna da sık iğne yapıyorum şöyle 1 2 3 zincir 7 tane bu şekilde üçer zincirli tığ batlar hazırlayacağız 3 zincir kapatıyorum 3 zincir 1 2 3 zincir 4 oldu. 3 zincir. Şöyle 5 1 2 3 zincir. 2 4 6 Bu da 7. 7 tane tığ battığı ara mesafesi olarak verdik ve 5 zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Şöyle şimdi bu iki tanesini biz yuva için kullanacağız. Ara suyu olarak da 5 tanesi mesafe olarak kalacak. Şimdi bir zincirle düz tarafına döndüm ve sık iğne ile sabitliyorum. 12 tane 5 zincirden dal yapacağız bu 5 zincirli yuvaya. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bu zincirlerin dalın özelliği iyice çekilmiş ip ve sımsıkı çekilmiş zincirler. Evet kapattım 12 zincirimi buraya. Yine 12 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 zincirimi çekip 5 zincirli yuvaya kapatıyorum. Yine 12 zincir. 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 zincirimi buraya kapatıp 3. dalım 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 4. dalım tekrar 12 zincir 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şöyle yuvanın içine giriyorum sık iğne ile sabitliyorum. Yuvanın içinde bir tane sık iğne yapıyorum. Başında ve sonunda muhakkak birer sık iğneyi unutmuyoruz ve 3 zincirden 7 tane tığ battı. Çimeni bu kadar kolay ilerliyor. Şöyle 3 zincir, sıradaki yuvaya. 3 zincir. Şöyle sıradaki yuvaya. 3 zincir. 4. 3 zincir şöyle 5 3 zincir 6 3 zincir ve 7 3 evet. tane yaptık arkadaşlar sanırsam yeterli şöyle bakın sıkı çekilince kalıp gibi böyle bir dallarımız oluyor zaten biliyorsunuz bu ipler ütü de arka tarafından ütülenince çok güzel duruyor bu şekilde 5 tane dal yaparak devam edecek arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin yapılış kısmına geçelim. Evet şöyle çimenini hazırladık ve burada 5 tane kirpik yapmıştık. Bu kirpiğimizin 3. ortadaki kirpiğin arasından sık iğne ile girerek ipimi buraya sabitledim ve 10 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi çekiyorum bu ortadaki yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde 10 tane zincirden 4 tane kirpik yapacağız. 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Yuvanın içine giriyorum. İkinci kirpiğimi kapatıyorum. Tekrar 10 zincir. 6, 7, 8, 9, 10. Bu da 3. kirpiğim. Tekrar 10 zincir. 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi yine aynı şekilde ortadaki dalın içine kapattım. Şimdi bakın 4 tane bu şekilde buraya kirpik hazırladık. Bakın. Ve 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 zincirimi çektim şöyle ters tarafına çevirdim bakın bu dört tane şöyle hepsini teker teker tığıma aldım böyle tam da ortalayalım arkadaşlar orta yerine dördünü birden bu şekilde tığından tığımın arasından geçtim şurada bakın öne doğru bir tane ilmek oluyor onu da tığımdan geçirerek şöyle oradaki ipi arasında böyle sıkıştırmış oldum evet, dibine bir tane daha zincir çekiyorum ve ipimi kopardım evet, bu şekilde bir fıstık görünümü verdik tıpkı iğne yasında olduğu gibi şimdi şu iplerimizi de arkadaşlar güzelce yakalım temizleyelim bir tane daha göstereyim bu dalımızın arasına Evet yine Aynı şekilde ortadaki dalımızın arasına sık iğne ile ipimizi sabitliyorum ve 10 tane zincir çekiyorum. 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. İlk kirpik olarak kapatıyorum. Yine 10 zincir. 3, 4 5 6 7 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Buraya dalımın içine sık iğne ile sabitledim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zinciri çekiyorum. 3. dalım. Yine 10 zincir. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zinciri çektim. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. Şöyle 3, 4, 5 ve 6. Ters tarafına çeviriyorum. Şöyle tığımın ucuna bütün dalları 1, 2, 3 ve 4. Bakın tam da ortaya doğru da şöyle yerleştiriyorum. Hepisinin içinden geçiyorum. Bakın şu ip var ya arkadaşlar öndeki ipi de şöyle tığımın ucuyla takıp onu da şöyle ipin üstünde kalacak şekilde güzel görüntü olsun diye şöyle dibine de iki tane zincir çekiyorum. Ve ipimi yine koparıp yakacağım. Bakın böyle rengarenk ardar sarısına, açan, yakışan renklerden böyle buralara fıstık topluyoruz tıpkı yasında olduğu gibi. Buraya da pembe yapalım. Evet şöyle ortadaki dalımızın içinden girip sık iğne ile buraya sabitliyorum ve 10 tane zincir 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 zinciri yuvanın içinde sık iğne ile sabitledim bu bir yine 10 zincir 6 7 8 9 ve 10 10 zincirimi sık iğne ile buraya sabitliyorum 2 10 zincir 5 6 7 8 9 ve 10. Bu 3 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şöyle 10 zincirden 4 tane yaptık. 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirle şöyle ters tarafına çeviriyorum. Bu 1. 2 3 4 dördünü birden bu aradan ilmeğimi geçirdim bakın şu ipi de tığa takıyorum bu şekilde onu da böyle sık iğnenin arasına katıp böyle bu şekilde sabitliyorum dibine de iki tane zincir çektim Evet bu şekilde bakın şöyle tam ortalayıp düzeltiyorum şu iplerimi yakıp temizleyip kalan kısımları da hazırlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet modelimizi tamamladık şu şekilde Ben üç renk tercih ettim Siz istediğiniz rengi bu şekilde tercih edebilirsiniz şöyle hepsini bir arada tutayım çok hoş oldu Arkadaşlar böyle hem kolay hem iğneden tığa böyle rengarenk çok tatlı bir model oldu yapılışı da gördüğünüz gibi zincir çekmeyi bilen herkes bu modeli yapabilir şöyle çok güzel zarif bir model hazırladım modelim bu arkadaşlar sizler de emeklerim için şöyle beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim şöyle modelimi yakın planda tutayım. Şöyle daha net. Üçüye de giden bir model. Şöyle arka tarafından hafif buhar bastırdığınızda yapışacaktır bu zincirler. Çok daha güzel duracaktır eminim arkadaşlar. Şöyle bir geçit de yapayım baştan. Evet. Modelim bu. Sizler de arkadaşlar emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şimdiden destek olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşça Hoşçakalın.